izleyeceğiz. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yol. Yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selam diyoruz. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Memleketimize huzur diliyor. Mazlum Müslüman kardeşlerimizin bulunmuş olduğu coğrafyalardaki veya bir şekilde kan gönlüne dolan tüm coğrafyaların, tüm mazlum milletlerin her biri için de müreffeh yarınlar dileyerek programımıza Bismillah deyip başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün yine bize ayrılan bir saatlik bir zaman dilimi var. Ve bu zaman dilimi içerisinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, kıymetli hocamız Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş beyefendiyi ağırlayacağız. Kıymetli hocamızın ilmine başvuracağız. Dini konularla ilgili merak ettiğimiz konuları değerli hocamıza canlı yayında soracağız ve i̇nşallah. Hep birlikte inşallah kıymetli hocamızın ilminden istifade ederek bilmediklerimizi öğreneceğimiz veya gizli kalmış, hafızamızda şöyle unutmaya yüz tutmuş olduğumuz dini bilgilerimiz varsa bunları da inşallah tazelemiş olacağız. Hatta inşallah. Yanlış yönlendirmeler var ise konunun aslını değerli hocamızdan öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sıhhat diliyoruz değerli hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı bir hafta olması temennisiyle inşallah tüm amin. Mazlumlar için, tüm Müslümanlar için, ülkemiz için inşallah amin. Hayra vesile olması dileğiyle. Efendim sosyal medya soruları hazır. Sosyal medya, Facebook, Twitter, mail üzerinden gelen yazılı sorular da hazır. Canlı yayına katılıp soracakları sualler programı İnşallah. Belirleyecek değerli izleyicilerimizin. Sevgili izleyenlerimiz programımıza katılım için 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan canlı yayına katılabilir ve değerli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Evet. İlk durağımız Hatay olacak. Bismillah diyelim izninizle. Hatay'a selam edelim. Hatice Kahraman hattımızda. İyi akşamlar Hatice Hanım. Hatay'a selamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz Hatice Hanım. Bir sorum vardı. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Acaba hanımlar muayyer günlerinde Kur'an eğitimi alıp Kur'an eğitimi verebilirler mi? Bir sakıncası var mı? Soralım değerli hocamıza. Bunun için özel bir şey söz konusu mu? İyi akşamlar Hatay'a selamlar efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Saygılar Hatice Hanım. Evet değerli hocam. Efendim şöyle söyleyelim. Bütün fıkıh alimleri dört mezhebin hemen tamamı bütün müçtehitler Kur'an-ı Kerim'e özel durumunda bulunan insanların ve cünüplerin ve hanımların Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacakları, Kur'an-ı Kerim'i okuyamayacakları üzerinde ittifak etmişlerdir. Ancak Maliki mezhebinden bir alimin görüşüne göre eğitim noktasında zorunluluk olduğu için, devamlılık şart olduğu için, efendim sistemin gerektiği gereğinden dolayı özel durumunda bulunan hanımlar bu Kur'an-ı Kerim'i okuyup okutabilirler. Özellikle eğitim merkezlerinde Kur'an kurslarında öğretmen olanlar yahut hafızlık yaptığı için 10 gün, 9 gün, 5 gün talim. Eğitimine ara veren bir öğrencinin durumu aksayacaksa bunların zorunlu olması halinde takdir edilerek bu durumlar kullanılabilir. Ancak ben hayır, bu halimde Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan da hafızlığımı devam edebilirim, ettirebilirim, bundan kopmam diyen yahut da öğrencim kopmaz diyen hocalar bu işe dikkat etsinler. Ama Kur'an-ı Kerim öğretimini yapan hocalar için özellikle devam zorunluluğu olduğu için bu şeye, bu ruhsattan, bu fetvadan istifade etmeleri gerekiyor. Peki efendim. Erzurum'a devam ediyoruz değerli hocam. Erzurum'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurunuz beyefendi. Benim hocama 3 tane sorum var da müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Buyurun. Bu ben şoförüm. Seferi kılmam için bir onun izahatını alacağım. Hay İkinci hay. Bir devamlı olarak yerlerimiz belirli değil. Her an için kılma yeri bulamıyoruz. Arabanın içinde kılınır mı? İki. Bir de üçüncü, cemaatine namaz kıldıktan sonra kamet getirmeden üzerimize kalan namazı kılabilir miyiz? Peki soralım değerli hocamıza. Üzerimize boş kalan namazı kılabilir miyiz? Peki bu kamet aracınız, beyefendi aracınız namaz kılabilecek bir seccadeyi serip tüm namazın hareketlerini yapabilecek düzeyde mi efendim? İşte içi arabamız yataklı, içinde seccade sarıp da yatağın üstünde namaz kılabilir miyiz? Peki. Kıbleyi nasıl yönlendireceğiz? Hay hay efendim. Kıbleyi her an için yolda kıble olması peki. biraz zor oluyor. Peki efendim soralım değerli hocamıza. Evet.
Evet. Sıhhat diliyoruz, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Dikkat ediniz. Teşekkürler. Erzurum'a selamlar, iyi akşamlar efendim. Evet, değerli hocam, bir yol ustası diyelim. Allah tekerine taş değdirmesin memleket tabiriyle. Seferilik durumlarında ne yapmalı, namazı nasıl kılmalı? Bu tür kardeşlerimizin öncelikle bir kere namaz vakitlerini ruhsat ara verecekleri yere denk getirmeleri lazım. Genellikle şirkette de çalışanların duracakları yer bellidir. Onun dışında bir yerde durmaları halinde ceza gelir, şikayet gelir. Dolayısıyla duracakları yerler bellidir. Bu duraklardan önce namazı geçecek olan kardeşlerimiz her şeyden evvel Hanefi mezhebine göre otobüsün içerisinde oturarak namazlarını kılabilirler. Bu kardeşimiz yatağın içindeyken aşağıda yerde uzanarak namazı kılması başka imkanlar varken caiz değil, o olmaz. Otobüsün içerisinde en azından abdestliyken otobüsün içerisinde etrafını gördüğü bir ortamda olabildiğince kıbleye dönerek sonra otobüsün sağa sola dönmesi önemli değil. Önce kıblenin yolunu, yönünü bulduktan sonra efendim tam bulamıyorum tahminen bulacak, araştırmak üzere tahminen kıble böyledir deyip bulacak. Bir, ikincisi o tür durumda olan kardeşlerimiz kıbleyi sağına soluna, etrafa, güneşe, dağlara bakarak kıbleyi bulmayı da artık öğrenmeliler. Çünkü onlar sürekli arazide bulundukları için bunu öğrenirler. Araştırmak suretiyle kıble olduğuna kanaat getirdikleri tarafa dönerek yüzlerini namazı kılarlar. Otobüs içerisinde hiç oturacak yer olmadığı zaman ne yapacağız şimdi? O da var. Ağzına kadar dolu, yanlışlıkla full dolu deniyor. Full dolu deniyor. Öyle dememek lazım. Otobüsümüz tam doludur demeliyiz. Peki efendim. Orada bu arada bunu da sıkıştırmış olayım. Öyle mi? Evet. Peki efendim. Yani yabancı cümle olduğu için. Yabancı full dolu demektir. Dolu da dolu demek zaten. Dolu. Hayır evet, efendim. Peki. Tam dolu diyeceğiz. Peki. Böyle olduğu durumlarda imkanımız şu. Müslüman kardeşlerimiz Şafii mezhebini taklit ederek namazlarını cem edebilirler. Cem-i takdim ve cem-i tehir diye bir yöntem vardır. Bu kardeşimiz de şimdi bunu teorik olarak anlatmamız hakikaten zor olacak ve zaman alacaktır. Bu kardeşimiz eğer bir şekilde otobüste görerek namazını kılma imkanı yoksa ki kendini zorlamalıdırlar. Çünkü işi bu onların. Olabildiğince bunu böyle yapmalıdırlar. Yapamazlarsa namazlarını sefere çıkmadan evvel usulünce yahut da seferin bitmesine yahut da durakta ara verecekleri, duracakları yere göre namazlarını cem-i tehirle birleştirerek kılmaları mümkün olacaktır. Yani bu sadece öğle ve akşam namazı için. Tabii yani öğle, ikindi, tabii, akşam. Öğle ile ikindiyi bir araya getirebiliriz. Peki. Akşamla yastığı bir araya getirebiliriz. Cem-i tehir ve cem-i takdim. Sabah namazıyla öğle cem edilmez. Anlatabiliyor muyum? Peki tereddüt, efendim. Bir tereddüt mü var? Akşam namazı, yatsı namazı. Onlar cem edilebiliyor. Öğle ile ikindi kendi aralarında cem edilebiliyor. Peki. Yalnız öne alınabilir veya geri bırakabilir. Yani evet. Buradaki mesele şu mu hocam? Diyelim beyefendi, varsayıyorum, öğle vakti yolda duramıyor ve öğlenin vaktinin geçeceğinden de endişe ediyor. Herhangi bir yerde dursa ya trafik cezası yiyecek veya kendi usulünde ceza yiyecek. Ve henüz yola çıkmamışsa öğleni kılarken öğle vaktinde yola çıkması lazım. Öğleni kılıyor. İkindiyi kaçıracak. Peki. İkindiyi öğle ile beraber öne çekerek alarak kılar. Arada farzların arasında sünnet namaz kılmaz. Peki. Yani öğlenin farzını kılar, evet. Arkasına kamet getirip ikindinin yahut farzını kılar. Yahut tersinden öğle namazını kılamayacak, yola çıkmak zorunda. Peki. İkindi için bir yerde duracak. Öğleyi ikindinin zamanına kaydırarak önce öğleyi araya sünnet sokmadan sonra ikindinin farzını kılmak suretiyle. Akşamla yatsı da aynı şekildedir. Yalnız tekrar söylüyorum. Buradan aldığı bilgiyle hemen uygulamaya kalkarsa kardeşimiz yanılabilir. Çünkü hafızasında kalmamış olabilir. Yeniden bu bilgiyi kaynağından, kitaplardan, bilen hocalardan birebir uygulamasıyla öğrensinler. Ondan sonra uygulamaya kalksınlar. Ama bu yani bir zorunluluk durumu. Bu zorunluluk durumundadır. Tabii birinci şey olarak eğer söylemiyoruz. Yani kıbleyi seçemiyor, oturamıyor, hiçbir şekilde bir çözümü yoksa, yoksa o zaman bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ama detaylı olarak öğrenmeleri istirham gerek. Ediyor evet. Değerli evet. Hocamız. Son olarak hocam, cemaatle gerek kaza namazı gerekse de normal olarak daha önce kâmeti getirilmiş bir namazı kılarsak tekrar kâmet getirmeli miyiz? Biz bir namazı kaza ederek kılıyorsak nasıl üzerimizde kazaya kalmışsa aynı şekliyle malum namazlarda kâmet getirmek, ezan okumak sünnettir. Biz kazaya bıraktığımız namazları içinde
ezan ve kamet okumamız sünnettir. Birden fazla namaz, kaza namazı arka arkaya kılacaksak hepsi için bir ezan, her biri için kamet getirmek sünnettir. Bir ezan yeterli olur der müştehitler. Ama her biri için kamet getirmek gerekir. Dolayısıyla bizim kaçırdığımız namaz biraz önce cemaatte kılınmışsa, o cemaatte kılındı diye bizim için kamet getirmiş olmazlar. Biz kendi kılacağımız namaz için kamet getirmemiz sünnettir. Peki. Efendim, Kahramanmaraş'a devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kahramanmaraş'a, selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurunuz hanımefendi. Hocam benim kısa 4 tane sorum olacaktı da mümkünse. Buyurun. Dinliyor değerli hocam. Buyurun. İlk sorum şeydi. Hocam şimdi heyecanlandım, kusura bakmayın. Buyurunuz. Hani evlerden para toplayıp, hani 41 evden para toplayıp o parayı da umreye giden birine küçük altın bir anahtar yapıp kolye yapıyorlar. Onu da götürüyor, hani umrede o kolyeyi kendi takıyor, getiriyor, tekrar yani o niyeti yapan kişiye veriyor. Bu ne kadar doğru? Hani evim olsun isteğiyle bu yapılıyor. Peki, soralım değerli hocamıza. Bir diğer sorum. Hocam ben üniversite öğrencisiyim de şimdi stajlarda başörtülü biriyim ayrıca. Stajlarda mecburen hani açılmamız gerekiyor dendi. Hani bunun sonu yani nedir? Peki soralım değerli hocamıza, ama böyle bir zorunluluk da herhalde zorunluluk yasal olarak böyle bir zorunluluk olmaması lazım. Çünkü mevzuatta zaten bu olayı çözmüşlerdi, ama değerli hocamın inşallah bu noktadaki tavsiyesini de alalım. Başka bir sual var mı efendim? Buyurunuz. Var, evet. Buyurunuz. Hocam bir de tıbbi olarak çözümü bulunmayan hastalıklardan vefat edenlerin şehitlik makamına erdiğini duymuştum. Ben de bu ne kadar doğru, bunu soracaktım bir de. Soralım değerli hocamıza. Son sorum da hocam şeydi. Buyurunuz. Şimdi hani devlet yaşlı bakım veya hani çocuk bakım ücreti olarak ailelere yardımda bulunuyor ya. Evet. Bunlar caiz midir hocam? Hani alınması ne kadar doğrudur? Bir de bunu soracaktım. Peki efendim, soralım. 4 sorunuzu değerli hocamıza, sıhhat diliyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Hayırlı gelecekler diliyoruz. Kahramanmaraş'a selamlar. Efendim, okunmuş kolye olarak mı sorayım? Yoksa 41 efendim evden sırf evim olsun diye hacca gidene veya umreye gidene bu kolyeyi orada efendim tavaf et, o mübarek toprağı görsün gelsin, tekrar bana ver de evim olsun niyetiyle veriyorlarmış. Açıklamasını da yapmış olduk hocam. Bu okunmuş kolyenin yani bir yeri var mı dinde? Böyle şeylerin dinde, dine uyar, akla uyar, mantığa uyar en ufak bir tarafı yoktur. Bunlar dinde olmayan bir meselenin dindenmiş gibi gösterilmesi, yapılması anlamına gelen bid'atin ta kendisidir. Dine zarar vermektir. Din konusunda bilgisi olmayan insanları yanlış bilgilendirmekten ibarette. Dolayısıyla böyle bir şey katiyen yapılmamalıdır. Ev sahibi olmak isteyen insanın yapacağı şey bellidir. Yeterince helalinden çalışıp kazanmak. Parası azsa, ya Rabbi helal yoldan benim paramı ev alacak noktaya ulaştırmayı bana nasip eyle diye. Amin. Böyle dua etmektir. Öyle Resulullah buyuruyor ki, böyle çalışmayan insan bilsin ki gökte ne altın yağar ne de gümüş. Öyle altını Medine'ye, Mekke'ye göndermekle oradan ev filan gelmez. Müslümanlar bilinçli olmalıdırlar. Yaptıkları işin dinlerine ne kadar uygun olduğunu bilmelidirler. Hanımlar kendi aralarında böyle bir iyilik yapmak istiyorlarsa otursunlar, çalışsınlar, kardeşlerine, ev sahibi olmak isteyen insan kardeşlerine en vasitiyle bir duada bulunsunlar. Ya Rabbi bu kardeşimize dua edin diye, ev sahibi yap helalinden diye dua etsinler. Peki. 41, 40 rakamları, bunların nereden çıktığını hakikaten anlamak mümkün değil. 41 kere ölünün, maşallah falan ölünün diyorlar 40'ı, hocam. Ölünün 40'ı gözetilir. Efendim 40'ından sonra 40 gün olmadan mezarlığa gitmek yasaktır denir. Bunların hiçbirisinin dinde yeri yok. Peki. O halde böyle bir uygulamayı yapmasınlar ve böyle bir şey yapanlar varsa dinde bunun yeri yok. Yeri yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamız uyardılar. Evet. Devam ediyoruz değerli hocam. Hanımefendi, üniversite öğrencisiyim, okuyorum dedi. Allah başarılar versin. Amin. Stajda açılmamız gerekiyor diyor. Başörtümüzü açmamız zorunlu olduğu yerler oluyor diyor, ama değerli hocam buyurun. Yani biz bu dönemlerin geride kaldığını onu düşünüyorduk. Hala böyle bir şey varsa bu kardeşimiz hukuken hakkını aramalıdır. Başını
açmak zorunda olduğu herhangi bir alan üniversite öğrencilerinin, hatta memurların yoktur. Dolayısıyla bu kardeşimizin soracağı soruya gerektiğinde başını açabilir diyemiyoruz. Çünkü stajda da yani sonuçta. Yani orada sınırlama. Devlet kurumu da olsa buna da müsaade var. Tabii. Yani evet. Genel mana üniversite öğrencisi sıfatıyla oraya giriyor. Doğru. Kaldı ki devlet memuru olduğunu kabul edelim. Orasının devlet dairesi olduğunu düşünelim. Vatandaş olarak girse ne engel var? Öğrenci olarak girse ne engel var? Memur olarak girse ne engel var? Bu kardeşimizin ya bir bilgi eksikliği var ya, kendisini yanıltmışlar. Dolayısıyla başını açmasına cevaz vardır diyecek bir şart şu anda ortada yok. Peki efendim. Efendim çözümü bir şekilde bulunamayan, rahatsızlıklardan vefat eden, hayatını kaybeden kişilerle ilgili şehit hükmü verilebilir mi? Efendim İslam'da şehitlik iki gruba ayrılır. Hakiki şehitler, bir de hükmü şehitler. Hakiki şehitler din için, vatan için, millet için, yani mukaddes değerler için, öyle söyleyelim. Din ve dinin altyapısını oluşturan bütün mukaddes değerler için Allah yolunda savaşırken canını savaş meydanında verenlere isnat edilen bir ünvandır. Şehitlik makamı ünvanı. Bu hem dünya hem ahiret. Evet, bu hakiki şehittir. Peki efendim. Hakiki şehit dediğimiz budur. Bir de hükmü şehit var. Ölür insan ancak savaş meydanında değil de sevgili peygamberimizin tarif ettiği örnekler üzerinden mesela hareket edip söyleyecek olursak, efendim normal bir ölümle ölmeyen, tabiatta hayatını icra ederken yüksekten düşen, ağır çekilmez hastalıklardan ölen, tifo gibi, tifüs gibi, verem gibi, kanser gibi, bu tür hastalıklardan ölen yahut doğum yaparken ölen insanların da Resulullah Efendimiz şehit olduğunu ifade buyurmuşlar. Ulemanın yaklaşımı bu konuda şudur. Hakiki şehitler için inşallah kul haklarının dışında, gerçekten şehit olarak ölmüşlerse kul haklarının dışında bütün günahları affedilir ve inşallah cennete girerler. Onlar için özel hükümler vardır, definleri farklıdır vesaire. Ama hükmü şehitler ise normal ölüler gibi, onlar da yıkanırlar, kefenlenirler, cenaze namazları kılınır ve normal defnedilirler. Bunların şehit diye nitelenmelerinin sebebi Allahu Alem, yaşadıkları yüksek ızdıraptan, beklenmedik ölümlerden dolayı Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vereceği mükafatın vurgusunu yapmak içindir. Ya. Şehit nasıl çok sevap kazanıyorsa bunlar da herhalde normal ölenlerden daha yüksek bir makamda olurlar diye Resulullah Efendimiz'in bir tavsifi var. Bu bir anlamda teselli ve duadır. Peki efendim. Evet, son olarak bakım yardımını almak, devletin vermiş olduğu bakım yardımını almakta herhangi bir beis var mı? Hiçbir sakıncası yok. Bu tür sorular genellikle zannettiğime göre şu endişeden geliyor. İnsanlar zaten anne babasına, hastalarına, yakınlarına dinen bakmak zorundadırlar. Dolayısıyla devlet ne diye bu paraları veriyor? Niye, ne hakla alalım? Biz annemize parayla mı bakacağız? Hayır. Siz zaten annenize, babanıza bakacaksınız. Devlet de diyor ki, annenize siz iyi bakamazsanız ben bakmayı kendime görev olarak seçtim. Dolayısıyla ben sizin annenizi alıp, siz olmasaydınız, sizin annenizin ben alıp bakım evlerinde, yurtlarda, hastanelerde bakacak olsaydım ona 500 lira masraf yapacağım. Doğru. Ama size verdiğim zaman 100 liraya bu iş kapanıyor. Alın güle güle harcayın diyorsa helalinden alıp yiyebilirsiniz. Peki. Hiçbir sakıncası yok. Efendim sosyal medya, Bekir Güney Facebook'tan soruyor. Hocama selamlar, hayırlı akşamlar. Annede doğumdan dolayı hocam, kulağı duymayan bir insan ibadetle yükümlü müdür diyor. Tabii aklı başında olan her insan ibadetle yükümlüdür. Mesela bu insanlara orucun ne olduğunu anlatmak fevkalade mümkündür. İbadetin, namazın, Kur'an'ın, Kur'an okumanın ne olduğunu anlatmak mümkündür. Bunların tek sıkıntısı Kur'an'ı ezberleyerek dilleriyle telaffuz etmeleri mümkün olmaz. Konuşmaları mümkün değil. Çünkü duymadıkları için konuşamazlar da. Dolayısıyla bu insanlar sadece namazın diğer rükünlerini yerine getirirler. Kıyam, rükû, sücud gibi, tekbir gibi bunları yaparlar. Sesli olanları anlamına vakıflarsa orada bir Kur'an okunması gerektiğini bilmeleri kafidir. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. Mevlüt'e Ertürk hattımızda. İyi akşamlar Sayın Ertürk. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Evet, benim iki tane sorum vardı da. Buyurun efendim.
Birincisi şey, ben hamileyim daha yeni. Bir de 2 yaşına gelecek kızım var. Onu emzirmek haram mıdır diyecektim. 2 yaşına şu anda bir, evet, kızınız var, bir de hamilesiniz. Peki, evet, emzirebilir misiniz? Evet, onu emzirmek haram mıdır? Henüz 2 yaşına girmedim ama 1 ayı var 2 yaşına. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Bir de şey, ben çocuğum olursa kurban keserim demiştim. O evli olduğum şahıstan çocuğum olmadı. Şu anda çocuğum var ya, gene kesmek zorunda mıyım diyecektim. Peki, değerli hocamıza soralım efendim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Huzur diliyoruz. Sağ olun, İstanbul'a selamlar. Tabii bunun dini bir yönü var mı bilmiyorum. Yok, hamile olan bir hanımın süt emzirmesinde bir sakınca yok. Çocuğun 2 yaş olması falan. Yani hani... çocuk süt emecek yaşta olması halinde emer. Normal memeden kesilme, süt emme çağına geçince zaten tabii olarak emzirilmez. Ancak o soru şuradan soruluyor. Yani hamileyim bir taraftan bu konumdayken süt emzirilmesinin bir zararı var mı? Yoktur. O anne şayet... Yani tıbbi olarak herhalde belki bir sorun olabilir. Tıbbi peki. Olarak bir engel varsa din de zaten yasaklar. Peki. Bir engel yoksa bir şey yok. Peki efendim. Acaba şey olabilir mi? Hani çocukları 2 yaşa kadar emzirme noktasında 2'den sonrasını haram mı algılıyorlar acaba? Öyle bir yasaklama da yok zaten. Yani 3'e kadar emen mesela tabii, falan sorun var mı? Hiç öyle bir engel İstisna yok. Burada sorun, soru yok. Şeyden geliyor. Hamile olmaktan kaynaklanıyor. Yani peki. Onun hakkını, doğacak çocuğun sütünü başkasına emzirmek haram mıdır gibi bir şey algılıyorum ben. Her halükarda bir sakıncası yok. Yeter ki tıbbi bir engeli olmasın. Tıbbi engeli yoksa hanımefendi emzirebilirler. Allah evladını hayırla inşallah kucağına Amin. Almayı nasip etsin. Adamış olduğu çocuk efendim, bir olmamış. Yani bir başka beyefendiden var. Bu yerine geçer mi değerli hocam? Şimdi şöyle... Yani diyelim birinci evliliğinden... niyet etmiş, demiş ki bir çocuğum olursa tabii. Bir adak efendim adamış ama niçin bu evlilikten... o adağı yaptı? Birinci evliliğinde çocuk problemi vardı. Yani o zatla beraber çocukları olmuyordu. Kastı o adamdan o içinde bulunulan fiili durumu aşmak amacıyla bir adamış olduğu anlaşılıyor. Olabilir. Dolayısıyla böyleyse ikinci evlilikten olan çocuktan dolayı kurban kesmesi gerekmez. Peki. Çünkü zımnen söylenen şu olur... Bu evliliğimden çocuğum olmuyor. Şayet İfade olursa bir kurban keseceğim demektir. Peki efendim, o halde bu kurbanda yükümlü değil. Değildir. Evet. Peki, Allah evlatlarına hayır versin. Amin. Konya'ya dönelim. Ali Küçükçelik hattımızda. İyi akşamlar Sayın Küçükçelik. Konya'ya selamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Ali Bey. Buyurunuz. Hoş bulduk. Size hocama saygılarımı sunuyorum. Bil mukabele. Hocam bir sorum olacak. Buyurunuz. Şimdi ekinlerimizde fare var. Evet. Bayağı zarar da veriyor. Biz evet. Bu fareyle mücadele için ziraat tekseni aldığımız ilacı kullanıyoruz, zehirli ilacı kullanıyoruz. Tabii bu şekilde bir mücadele ediyoruz bunlarla. Bunun mevalı var mı yok mu onu öğrenmek isterim. Evet efendim, soralım. Başka bir sual var mı Ali Bey? Teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz efendim. Konya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Evet, ekin tarlalarında ekin fareleri tarla olur. Var, evet. Evet, ekin fareleri. Bunlar... zararlı olduğu sürece öldürülmelerinde dinen bir sakınca yoktur. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Bizim ülkemizin dışında bu tür zararlılarla yapılan mücadeleler genellikle başka zararlıların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bu örneklerle ispatlanmış bir şeydir. Bu şu anlama gelmiyor. Bu arkadaşımız bıraksın da fareler buğdaylarını yesin. Hayır, böyle bir şey söylemiyorum. İlmi olarak bu konuda nasıl bir mücadele yapılması gerekiyorsa onu yapmakta dinen bir sakınca yoktur. Zaten bu tür tarla fareleri belli bir sayının altında olsa onlarla mücadele edilmeye kalkışmaz zaten. Ürünü ortadan kaldırma tehlikesi olunca bunlar gündeme geliyor. Ondan dolayı da Resulullah Efendimizin zararlıların öldürülmesinde bir sakınca olmadığına dair izni de vardır. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki. Bir sosyal medya suali. Gafur Giray soruyor. Hocama iyi programlar. Evimizi 2 sene önce değiştirmiştik hocam diyor. Kıbleyi bilmiyorduk. Araştırdığımızda Güneydoğu istikametinde olması gerekirken Güneybatı istikametinde kılmışız namazlarımızı. Sorduğumuz bir kişi yanlışlıkla o yönde gösterdi. Şimdi 2 sene boyunca kılmış olduğumuz bu namazları kaza etmemiz mi gerekiyor hocam? Kaza etmeleri gerekmiyor. Şu sebeple bu konudaki fıkhi kaide şöyledir. Bir insan namaz kılacağı zaman kıblenin neresi olduğunu bilmez ve kıblenin neresi olacağını soruşturur, araştırır, elinden gelenleri yaptıktan sonra namazını kılar. Ve kıldıktan sonra, vakit çıktıktan sonra kıblenin ters tarafta olduğunu anlarsa bunun namazını iade etmesi gerekmez.
Çünkü sormuştur, içtihadını yapmıştır. Sonuçta hata fevelli ve şey fe enema tuvellu fe seme vecullah, yüzünüzü nereye çevirirseniz Allah'ın zatı oradadır ayeti böyle durumlar için bizi kurtarır. Ancak kıblenin yanlış olduğunu anladığımız takdir zaman hala vakit varsa o vakti kaza etmek gerekir. Şimdi bu kardeşimizin durumu geçmiş günlerde kıldıkları namazların ters yönde olduğu anlaşılmış ama kendileri bir komşusuna sormuş, ona itimat etmiş ve o istikamette kıblenin böyle olduğunu da söylemişler. Dolayısıyla bu kılınan namazların inşallah geçerli olmadığını söylemek mümkün değil. Peki Allah kabul etsin. Amin. Efendim şöyle bir sual var. Sami Helvacıoğlu mail üzerinden hocama selam ediyorum diyor. Annem ölmeden önce kendisi için hacca gitmemizi vasiyet etti. Benim de bildiğim kadarıyla diyor hac vazifesi yaşandığı süreçte olmaz mı? Ha, anlaşılmıştır. Peki. Mesele hocam. Şu hac yaşandığı süreçte değil yaşandıktan sonra da insan hac yapabilir. Vekalet yoluyla yapabilir. Bir insan sağlığında hacca gitmekle yükümlü olmasına rağmen sağlık durumu el vermez yahut herhangi bir fiziki engel, sınırdan geçememe, hastalık bulunması vesaire gibi sebeplerle hacca gitme imkanı bulamazsa ve hayatı boyunca da bu imkanı bir daha elde edemezse ve öyle son nefesini verirse, hac üzerinde farzken ölen bu kimse çeşitli sebeplerden dolayı gidemeyince benim adıma bir vekil gönderin benim haccımı yapsın diye söyleyebilir. Bıraktığı paradan mutlaka bu ödev yerine getirilmelidir. Para bırakmamışsa, çocukları onun adına hac yaparlarsa hac borcundan da yine inşallah kurtulmuş olur. Peki. Özellikle vasiyette bulunmuşsa o vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyet etti diyor. Evet. Peki. Efendim İstanbul'dan Halime Yıldız hattımıza. İyi akşamlar Sayın Yıldız, İstanbul'a selamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Efendim. Buyurunuz efendim. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Teşekkür ederim. Hocama benim bir sorum var. Benim kulağımda eksema var. Evet. Kulaklarım iç tarafında. Hani doktor bana su değdirmememi söylüyor. Evet. Şimdi ben de tabii ki abdest aldığım zaman değdireyim mi değdirmeyeyim mi bunu hocama bunu soracağım. Soralım. Ondan sonra hani bunu ne kadar zamanda geçebilir bilmiyoruz. İlaçlarımı kullanıyorum ama çok rahatsız oluyorum bu konuda. Hay hay efendim. Onu hocamıza rica edeyim. Soralım evet. Kıymetli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Yok. Sıhhat diliyoruz. Dua bekliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. İyi akşamlar. Evet, evet kulaktaki egzamadan dolayı yıkanamadığı için rahatsızlık duymaya gerek yok. Zaten abdest için kulaklara su verilmesi, kulakların arkasının meshedilmesi, ensemizin meshedilmesi abdestin sünnetlerindendir. Evet. Dolayısıyla düz abdest alırken hiçbir sakıncası yokken kulağımıza meshetmesek sadece sünneti terk etmiş oluruz. Bir mazeret varken bir sağlık sebebiyle bunun kulak meshinin terk edilmesine hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece sıkıntı kulakların gusül abdesti alındığı zaman söz konusu olur. Kulağın içinde olabildiğince yıkanması farzdır. Ancak burada sağlık problemi olursa gusül abdesti alırken de su değmemesi gereken yerleri kollamak caizdir. Peki. O halde normal abdest alırken değerli hocam hiç kulaklara meshetmeyebilir ve hangi yıkamayabilir. Hangi kulağında sakınca varsa onu meshetmeden geçebilir. Peki. Gusül için sadece eğer yıkanabiliyorsa sorun yok ama yıkanamıyorsa koruyabilir. Onu da terk edecek. Onu da terk edebilir. Evet. Peki. Ürünü hasat etmeden tarla halindeyken hocam satmak caiz mi? En azından başak tutması yani ürünün hasat edilecek hale geldiğinin garantisi bir anlamda işaretlerin üzerinde olması lazım. Peki. İstanbul'dan bir izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar, iyi akşamlar. Alo, efendim. Hayırlı akşamlar. Hocama bir soru sormak istiyorum. Biraz sorum uzun olacak ama. Buyurun efendim. Benim dedem 1995 yılında vefat etti bundan 30 yıl kadar önce. Evet. Defnini yaptıktan sonra benim babam bu mezar yerini satın aldı. Satın aldıktan 13 yıl sonra kendisi vefat etti. Vefat etmeden önce bir 3-4 yıl bir felçli yatalak hastalığı oldu. Evet. Bana vaziyet etti. Ben ölürsem beni babamın mezarına defnedebilirsin yani. Defnetmemi istedi yani. Başka bir mezarlar. İkinci defnimizi yaptıktan sonra 2008 yılında yani 10 yıl sonra benim annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Annem de vefat etti bana. Oğlum başka bir mezarlık, uzak mezarlık istemiyorum. Beni de babanın üzerine defnedin diye bu şekilde benim bununla bir vebalim olur mu? 3 tane defin yaptım yani aynı mezara. İkisi erkek, biri bayan olmak üzere.
Bunun bir vebali var mı? Hocam da bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum. Bazı süre sordum sağa sola ama bir de hocamın görüşlerini almak istiyorum mümkünse. Peki soralım. Bir şeyi soralım. Yani orada o cesetler çürümüştü değil mi? Yani herhangi ya, bir... Tabii 13'er yıl geçti. Birinden 13 yıl geçti. Birinden 10 yıl geçti. Tabii. Peki efendim. Yani, Mevla yani. Geçmişlerinize rahmet eylesin. Her Allah birimizin de inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun efendim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet, evet, bu konuda evet. Temel prensibimiz şudur. Yer darlığı varsa, mezar bulunamıyorsa, mezar üstüne mezar, defni caizdir. Yani yapın gibi bir tavsiye yok çünkü zaruret insanın var. İnsanın zaruret de demeyelim, caizdir ama teşvik edilen bir şey değildir. Çünkü insanın canlısı gibi, dirisi gibi ölüsü de mükerremdir. Ölüsünün gömüldüğü yer belli olmalıdır. Gömüldüğü yerin belli olması için her birinin mezarının ayrı olması esastır. Ancak cenazelerin üst üste defnedilmesi son noktada dinin cevaz verdiği bir şeydir. Şu amaçla üst üste gömülmemelidir. Ben babamın mezarının üstüne gömülürsem bana bir avantaj bundan olur. Babamın yanında olurum. Veya işte onun sevapları varsa ben de ondan istifade ederim gibi batıl bir takım hedefler olmayacak. Sadece ve sadece mezar yeri bulunamadığı için zaruretin, ihtiyacın giderilmesi niyetiyle olmalıdır. Peki efendim. Yani ahirette komşu oluruz, efendim zamanı iyi geçiririz yok. Falan tabii, yok. Tabii. Peki. Mevla inşallah yani hem ölüm anını bize kolaylaştırsın. Amin ya Rabbi. Son nefesimizi iman ile vermeyi nasip eylesin. Amin efendim. Eskişehir'le devam ediyoruz. Ziya İnal, o zaman hemen dönelim. Bu beyefendinin bir şeyi yok, hatası yok yani. Yok. Bir beyisi, yani bir sorumluluğu yok üstünde. Yok efendim. Peki Allah rahmet eylesin. Ziya Bey hoş geldiniz. Eskişehir'e selamlar efendim. Ben asri evvel asri sani ile hocama sormak istiyorum. Buyurun. Efendim şimdi bir kimse öğlen namazını kılamadığı zaman asri evvel girdikten sonra evet. Asri saniye kadar namazı eda olarak mı kılacak kaza olarak mı kılacak? Soralım değerli hocamıza. Anlaşıldı mı hocam? Başka bir sual var mı efendim? Malum bu günler kısa günlerde 35 dakika, mutedil günlerde 50 dakika, uzun günlerde 75 dakika fark var. Peki soralım değerli hocamıza nasıl kılarız efendim? Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Ziya Bey? Peki sıhhat diliyoruz. Eskişehir'e selamlar, iyi akşamlar efendim. Evet değerli hocam. Namazın kazaya kaldığını, kaza olarak kılınması için namazın kazaya kaldığının kesin olarak bilinmesi lazım. Asr-ı evvel ve asr-ı saniye meseleleri Hanefi mezhebinin kendi içerisindeki ihtilaflı meselelerden birisidir. Dolayısıyla asr-ı evvelde kılmak isteyen bir insan asr-ı saniye bıraktığı zaman o diğer imamın görüşüne göre uymuş olur. Kazaya... Nedir hocam asr-ı evvel, asr-ı yani saniye? Şeyin, belki izleyen genç kardeşlerimiz bir şeyin gölgesinin bir veya iki katı olması haline göredir. Diyelim ki Ebu Hanife işte hocam. Son zamanı takdir etmiştir. Diğer kardeş öğrencileri İmameyn de Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Evet, gölge daha kısayken olacaklarını söylemiştir. Şunu söyleyelim. Hanefi mezhebinin içtihadından dışarıya çıkılmış olmaz her halükarda. Dolayısıyla bu meselelere fazla üzerinde takılmamak lazım. Takvimde ne gösteriyorsa ona uymak lazım. Özellikle Trabzon tarafında belli yerlerde Ebu Hanife'nin görüşü olmadan ikindi namazı kılınmaz. Bu asr-ı saniye meselesi orada şey yapar. Üzerinde ısrarla durulur. Diyanet takviminde yanlıştır vesaire denir. Bunların tabii herkesin şahsi içtihadı varsa ona da saygı duymak gerekir. Diyelim ki bir insan eğer asr-ı evvelin gerçekten ikindi namazının vakti giydiğine inanıyor ve o görüşü hakikaten tercih etmiş ve ilmel yakın yani sebeplerini de bilerek asr-ı saniye kalması halinde ikindi vaktinin çıkmış olacağına gerçekten inanıyorsa ona namazı kazaya kalmış olur. Ama böyle bir ihtilaflı mesele olarak duruma bakan ve benim gibi meseleyi biraz daha geniş değerlendiren bir insan, bir kardeşimiz varsa o asr-ı evveli kaçırmakla onun namazı kazaya kalmış olmaz diye acizane düşünüyorum. Bir şey ekleyeyim hocam. Bizim gibi amilerin durumu nedir? Benim gibi işte olanlar. Estağfurullah efendim. Yani, siz ilim adamısınız. Siz alimsiniz. Şunu anlatmaya çalışayım. Yani bizim gibi tabi olan insanların bir ami değil mi efendim? Amil tabii. Mi diyor? Bize doğru. Ami biz uyan. Deniyor. Evet. Ami. Uyan yani, adamlarız biz. Yani halktan birisi. Be, biz bizim halktan. Gibi halktan peki. Birisiyiz. Estağfurullah siz. Bunlar
mezhebin kendi içindeki ihtilaflar peki. en son geniş noktasına kadar değerlendirilebilir. Biz buradaki takvime uymamız yeterli bizler tabii, bence biz onu tavsiye ediyoruz. Peki. Başka içtihatlar oluyor genellikle. Onlara uyanlar da tercihlerini kendileri yapsınlar. Buradaki o saat yani 75 dakika, 50 dakika, 35 dakikanın hiç alınacak bir şeyi. Bence. Yani yok. İkindi asrı evvel midir değil midir? Mevsimlere göre iki nokta arasında zaman uzayabilir. O sadece dünyamızın konumuyla peki. alakalı bir şeydir. Peki efendim. Son telefonumuzu alalım. Afyon'dan hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Afyon'a selamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz hanımefendi. Ben 2 hafta önce bebeğimi kaybettim. 3 aylık bebeğimi kaybettim. Evet. Kaybedince bana hep dediler ki daha bebeğimin yani cinsiyeti bile belli değil. Ve bana dediler isim koy, günah olur. Ya o da benim için bir zaten hani canımın acısıyla yaşıyorum. Hala da yaşamaktayım. Psikolojim bile bozuldu. Bunu da üstüne eklemeleri yani ne kadar doğru, ne peki. kadar doğru değil. Ben onu yani sizi zaten izliyordum ama bir sormak istedim. Doğru mu, yanlış mı? Hani yanlış bilgi edinmeyeyim. Efendim? Kız mı, erkek mi onu da bilmiyorum. Peki. Ve şunu evet. Buyurun. Şöyle yani hamilelik döneminde rahatsızlandınız ve peki evet. bu cenin soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim merak ettiğiniz? Evet var. Buyurunuz. Yani ben çocuğumu kaybettiğimden beri çok yani çok sıkıntıdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa bebeğimi kaybettim. 6 sene sonra bulduğum bir bebekti. Evet. Tabii bunu Rabbim verdi. O bana mucizesiydi. Kaybedince bir başka oldum. Çok isyankar oldum. Yani anlatamayacağım durumdayım. Ne yapmam gerek? Ne olur Allah aşkına bana bu konuda yardımcı olun. Çünkü benim hem psikolojim bozuk hem de Allah'a affetsin beni ama çok isyankar peki oldum. Peki efendim soralım öyle değerli öyle hocamıza değil. Size sıhhat diliyoruz. Hı-hı. Mevla sabır versin. Bir kez daha inşallah Amin. Bu müjdeyle inşallah yuvanızı müjdelendirsin. Amin. Afyon'a selamlar, İnşallah. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet Amin. Değerli hocam. Dünyaya gelmeden kaybedilen çocuklar için isim vermek diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ancak bir çocuk erken doğumla yahut normal doğumla canlı olarak doğar. Bir olsun, bir ses olsun ağlama kendisinden duyulursa yani fiilen canlı doğduğu anlaşılırsa ve hemen ardından ölse bile çocuğa bir isim verilir. Ve o cenazesi. Şey yapılır, cenazesi kılınır, doğmuştur. Peki. Ancak doğumdan evvel olanda cenaze muamelesi yapılmaz. Bir beze sarılarak usulünce defnedilir. İsim koymak gerekmez. Çocuğunu kaybetmesinden dolayı ruhi durumunun dengesinin bozulması gerçekten mümkün olan şeyler bunlar. Uzun insan bir zamanda için. Beklemiş. Uzun zamanda beklemişler. Allah'a isyan noktası tabi o kelimeyi telaffuz bile güzel değil ama durumunu anlatmak için kullanılmış bir evet. kelime olarak bunu sayıyoruz. Allah'a yalvaracak. Yine bir psikolojik tedavi görmesinde bu kardeşimizin her zaman fayda var. Ama Allah'a tevekkül veren o, alan o demesini, yürekten bunu demesini bilmek çok önemli. Kendi içine kapanık bir hayat yaşaması bu ruh dengesinin daha da bozulmasına sebep olabilir. Sevdiği, kendisiyle anlaşabileceği insanlarla gününün çoğunu geçirmeye çalışmasını tavsiye ederiz. Ya Rabbi kendisine, Rabbimiz kendisine inşallah hayırlı bir evlat da verir. Bunun i̇nşallah. İçine gerekli tedaviler mutlaka oluyordur, olmalıdır diye düşünüyorum. Peki, çocuğun, en yakın. Çocuğun vaktinden önce kaybedilmesini mutlaka biyolojik, fiziki, tıbbi bir sebebi vardır. Onun çaresi peki. aranmalı. Efendim Mevla bir an evvel inşallah huzur ihsan etsin ve Amin. Yeni bir Amin. Efendim meyveyle yuvalarını efendim mutluluklarını devam ettirsin. Efendim Savaş Dere son sorumuz olsun değerli hocam. Hayırlı geceler hocama 3 hafta üst üste cuma namazına gitmemenin nikah düşürdüğünün hükmü nedir? Doğru mudur hocam? Efendim cuma namazını kılmamak, büyük kasten kılmamak büyük bir günahtır. Ama meselenin nikahla alakası yoktur. Peki yani nikah cuma namazını inkar etmediği sürece, yani gitmiyorum cuma namazı da neymiş diyerek gitmemek zaten insanı dinden çıkarır, Allah korusun. Böyle bir sebep yok da tembellikten dolayı gidilmezse bunun nikahla alakası yoktur. Hani nikah hep söylerler ya hocam halk arasında işte 3 cumaya gitmedim bak nikahım bozuldu, nikahın düştü İşte falan. Bu aslı olmayan bir şeydir. İnsanları peki. korkutmak için, ailenin bozulmasıyla korkutmak için uydurulmuş sözlerdir. Büyüklerin genellikle söylediği bu tür şeyler sonradan dinmiş gibi insanların arasında maalesef kalıyor.
Peki efendim. O halde cuma namazına dikkat etmek lazım. Tabii. Ama böyle bir şeyde nikaha zararı olmadığını bilmek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İstifade ettik. Sıhhat diliyoruz değerli hocam. Sevgili izleyenlerimiz, bir başka programda değerli hocamızın ilmine başvurmak ümidiyle sıhhat diliyoruz. Yuvalarınıza huzur diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hangi şartlarda caizdir? Ne hizmet? Orta bir, yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır.